Namaz kısa mı olur? Kaç yakar olur? Bir o zeyş oldu başladı. Ses bitti ya, kuali güzel tasın. Havaz yetti bana. Havaz istemezsen he? Eğer oğuz istirmese, avukat getirsen yakın avukat yerine istiyorlar mı bulan? Avukat vakti cöy cöy götürmesinler mi bulan? Gece kimde deme savar olsa, havalar borlar değil mi lan? Mikrofon var mı? Ha, onu yap. Mikrofon mu? Havalar olsa değil mi lan? Faydalı olamayız, faydalı olamayız ha? Taraftan para kadar hemen. Bir de eşit şu. Ca hava adına bak var değil mi? Zul eke. İmkan kadar yakınlaşıyor. Bitirelim ha? Bitir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi sizler bilen görüşüp durganımızga xursandmiz. Allah Ta'ala'nın rahmet merhameti bilen talebi ilimde yürgen biraderlerimiz var şeylerge Allah Ta'ala özü maksadilerden afzalını bersin, faydalı ilim ata kılsın. Bugün İslam ümmeti birlikke muhtaç. İslam ümmetini kop imkaniyetleri vardı. Yani İslam ümmetini tarihten ilahi desturu ilahi talimatı ge amal kıgende birinci taşlagan kademi birlik bugün. Uşa birlikni akıbeti de keyin samarege erişken. Birlik bugün den keyin gine İslam ümmeti galabalarını kolge kırıtken. İlla mağlubiyetler doğrusu da barçı ulamalar ittifak kılıp etedi. Mağlubiyetler taşkarıdan bugün hücumlar akıbeti de bulmagen. İlk mağlubiyet İslam tarihinde en katta meşhur Uhud gazatı da hem Allah Subhanahu ve Teala İslam ümmetini mağlubiyetini içkeredeki ihtilaftan ekenliğini korsatken. Uhud cüde katta ders hesaplanadı. Badr'daki galabeden keyin Uhud'daki mağlubiyet içkeredeki ihtilaflar sebepli ekenliğini tarih tescil kigen. Ungeçe Uhud'nin dastlabki bosqichlari da g'alaba bo'lgan. Hamma g'alaba qilib endi yutdik deganda ichkarida ixtilof boshlangan. Sahobalarga bu gapni ta'na qilinmaydi, lekin islom tarixida musulmonlar bu tarixdan ibrat olishi uchun bu hodisalar joriy bo'lgan. Shuning uchun bugun biz islom ummatini birligiga muhtojmiz. Dunyoni qayerida bo'lishimizdan qat'i nazar musulmon ummatini birdamligiga harakat qilishimiz kerak. Ixtilofga sabab bo'ladigan har qanday yangi nomlardan chekinishimiz kerak. O'zimizga qandaydir nom qo'yib olishimiz, o'zimizni qandaydir alohida qilib olishimiz, yangi da'vo bilan, siyosiy tushuncha bilan islomdan foydalanishga urinishga o'tib ketib qoladi. Odam bilmaydi o'zi. Haqni da'vo qilyapman deydi, oqibatda kimningdir qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolayotganligini oqibat, natija, fitna, fasod tugagandan keyin biladi. Afsus qiladi, lekin u afsus foyda bermaydi. Xilofat o'rnataman degan da'voni qiladi. Islomiy da'vo, chiroyli ko'rinish, lekin oqibat, natija qarasangiz u kimnidir qo'lida xizmat qilyapgan bo'lib chiqadi. U xizmat nima bo'ladi? Islom ummatini ichidagi ixtilofga sabab bo'ladi. Hozir men xizbiyman deyotgan odam biz bilan so'rashgisi kelmaydi. Nimaga? Men birodarim-ku, musulmon-ku ham. Nima uchun men bilan so'rashgisi yo'q? Buni oqibatida nima samara beryapti? Dushman samara olyapti. Meni yaxshi yaqin birodarimni menga muxolif qilib qo'ygan. Nimaga? Go'yo u islom davlatini qurarmishdi, men chekkada qolgan odamimishman. Yolg'onki bu. Unga aldanayotgan bechoralar kimning xizmatida yurganligidan bexabar. Yana ba'zi odamlar chiqib olib, hech kim tushunmaydigan savollarni o'rtaga tashlayapti. Aynalloh fissamo vasila. Bu masalalar xos doiralarda ilmiy asos bilan bahs qilinadigan masalalar. Ommani ichiga tashlashdan ko'zlangan maqsad islom ummatini parchalash, bir-biriga tushunmovchilik tarqatish, nafrat tarqatish. Buni oqibatida islom ummatini yana mag'lubiyatini
taşkarıdan külüp tomaşa kılıp oturuş. Maksatları şu. Ha, külüp tomaşa kılıp oturuşdu. Acayip bir karikatura çıkanıdı. O Facebook başlarda koyuşkanıdı. Aynen Hüsan Han Karı koyganıdı şunu. Bir bala bir adam bir adamını tokma bulan başıga uru yaptı. Bu yam Allah akbar diye yaptı. Unusiyam bunu tokma bulan uru yaptı. Bu yam Allah akbar diye yaptı. İki arası Allah akbar diye birbirini uru yaptı. Taşkarıda başka din vakilleri birbirine karab kaysa biri yutarken diye yaptı. Neyse o ayeti yaptı, biz yutamız diye yaptı. Buraya yutkız adı var diye yaptı. Umumi kiçkine karikatura, lakin umumi fonunu bizge çizip görsatı verirdi. Şunun için kimdir Kırgızistan'dan, kimdir Tacikistan'dan, kimdir Özbekistan'dan, kimdir başka şeyden gelip ilim oku yaptı. Ara şu ıhtılaflarına barham beredigen seviyyeni organiş gerek. İlim uşanda fayda beredi. Eğer ıhtılaflarına barham beredigen seviye organilmesi, birlik tarafdarı bulsayız hem siz ıhtılafke sebep buluşuyuz mümkün. Hazır uşa ıhtılaflarını kutarı yetkerler. Ben hizbiymen diye yetker, ben selefiymen diye yetkerler. Davası da birlik ne dava kıladı? Biz birlik tarafdarımız ümmet birleş gerek deydi. O halen ki ümmet özü biridi, bunlar yenge geplerini op çıkıyordu. Kala kılıp yenge gepi op çıkıp bütün başlığı ümmetini özü ilgeçtirirdi, 3% adam. Şunun için birlik, kaçan ki İslam ümmetini kadimden, tecrübeden ötken, tenkitlerge cevap bergen, meydanda turup bira olgen, cemaage ilgeçiş bilen yine buladı. Bu cemaa akidede aş'ari maturidiler. Başkalarda mezhep yok. Asari deyip hazır tıkıştırışı yaptı. Ha, asarilerini hem bilemez. Hadis ilmi ulamalarını hem mezhep değildi. Lekin ularını usulleri komege. Yok, usul yok. Kanday kılıp cevap verildi. Yok. Bitti hadisini okup cevap verseyiz, başka hadis onge zıt kip kaladı. Usulüge göre kanday alınadı. Bunu ya aş'ari halkıladı. Ya ki maturidi halkıladı. Usulünüz bu megünge kadar Kur'an ve sünnetten siz doğru çünkü alalmıyorsunuz. Bu ittifak kılıngenlerse. Eğer usul bu mese Kur'an'dan doğrudan doğru alamam deyip hazır sünnet inkarçıları meydanda cavlan uru yaptı. Hadisler gerekmez diye yaptı. Bana bu hadisten ki yine kakka karab keti yapsınlar degen ayetlerini okup hadis yok diye yaptı. Bana ne diye yaptı. Kuddu şu sünni. Bazı adamlar, kabirdeki adamlar eşitmeydi, onlarca hiç narsanı eşittiralmıyorsalar, kim kabirdeki adam eşitledi dese müşrik boladı degen yapını tarikatçı yaptı. Usul, sünnet inkarçılarının usulü bilen bir kıl. Sünnetli inkar kılı yetkiler, Kur'an'da, hadis, bana bu hadisten ki başka hadislerge ne ki müracaat kılı yetsem degen zahir ayetini alıp hadislerini inkar kılarken, Kur'an-ı Kerim'de müşrikler, kafirlerge, endi davatını yetkazolmaysan, kalbi o'lganlarga haqiqatni yetkazolmaysan kabi oyatlarni payg'ambar alayhissalom ishlatishyapti. Rasulullohmish eshitmasinmishlar. U kishimish o'lganimish. Tamam, biologik jihatda vafot etganlarini tan olamiz, lekin Qur'oni Karim shahidlarni tirik dedimi? Shahidlar tirik deyapti, nas turibdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallomning maqomlari shahidlardan ustun. Sahih hadis durupti, Peygamber aleyhisselam kim menge salavat aitse Allah menge onu yetkazan edip durdular. Ben cevap kaytaramen diye yaptılar. Bunların bir artısı şirkke alakası yok. Bunların hemmesi kadimden 1400 yıl mobeynide İslam ümmeti kabul kılıp gelgen mezhepler, tescil kılgen, tasdik kılgen ameller bunlar. İlla yakında bir adam çıkıp alıp, Osmanlı hilafatı'ya karşı yenge devleti kurup alıp, uşa asası da ümmetini ıhtılafke salışı mümkün bulgen usulsüz usullerini ortaya taşıp cancal kılı yaptı. Kala kıl birleş edindi onlar. Biz her daim uşalarını hem deme deyimiz, braderimiz deyimiz, dostumuz. Allah için yakış görmemiz uşalarını. Allah için yakış görgenimiz için ularge Allah için nasihat kılı yapmış. Yaman görgenimizde ularge nasihat kımas edik. Ularge keskin cevabını belerdik. Biz nasihat kılı yapmış. Lekin İmamlarımızı hakaret kılsa, menhec, meşrep, mezhebimizi hakaret kılsa, şimdi bu bizi şahsiyetimizden öttü mesela. Şimdi mevzu İslam ümmetinin mevzusu. Bu mevzuda cimtiri bu miydi? Keskin yapırken ki keskin cevap kaytarımız. Çünkü keskin yapırtır yetkenler arkası da hala etkenimiz İslam muhalifleri var, düşmanlar var.
unga o'ynayotgan bu bechora birodarlarimiz masalaning mohiyatiga tushunmaydi. Shuning uchun gap ko'p, doim bu gaplarni gaplashib yuribmiz. Sizlar bilan buni aytishdan ko'zlagan maqsad yana qalblarni uyg'otishga harakat. Biz do'stmiz, birodarmiz. Dunyoni qayerida bo'lsin, u oq tanli, qora tanli, qizil tanli bo'lsin, musulmon birodarimiz. Mana shu birodarlarni o'rtasini bo'lmoqchi bo'lganlar İçimizdeki masalalar bilan bo'lmoqchi. Sizlar şunu okup o'rganayotgan musulmonlarsizlar. Talabi ilimsizlar. Mana shunga e'tibor beringlar. İloji boricha ixtilofli masalalarga kirmaslik kerak, iloji boricha. Endi kimdir shunaqa masalani ko'tarsa, unga munosib, muvofiq ravishda javobni beradiganlar bor bo'ladi. Qolganlar o'zini mutaxassisligini o'qish kerak. Bu joyda qolib ketishlik emas, yurtga qaytib borishni o'ylash kerak. O'sha joyda xizmat qilish kerak. Bu joyda hamma ilmni ichida yuribdi. Bizda ilmga qancha muhtoj jamoalar bor. Eng katta xizmat o'sha joyda. Hech kim yetib bormaydigan gaz, svet yo'q joylarga borib xizmat qilish kerak. Sizga qarab turibdi ummat. Butun insoniyat ichida, millatni ichida tanlab olingan odamsizlar. O'zingizni o'ylab, bolamni o'qitaman, shu yerda yuraman, yaxshi ekan havosi deb o'zingizni o'ylab yurishingiz to'g'ri emas. Borib xizmat qilish kerak. Juda katta sadaqaya joriyalar qoldirish kerak. Uning uchun taxassus, mutaxassislikni mukammal darajada egallash kerak. Vaqtni behuda o'tkazmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini komil tarzda o'rganib, millatga, ummatga uni yetkazishlikda kuch-quvvat bersin. Nafaqat bu, boshqa fanlarda ham. Hozir men ko'p gapirdim. Ziroat masalasi, dehqonchilik. Bu Azharda o'shqa bo'lim ham bor ekan. Muhandislik bo'limlari bor, injineriya, boshqa sohalar. Bu sohalarga ham mutaxassislarni yo'naltirish kerak. Bizda paradoks narsalar bor. Paradoks degani o'zimiz xohlaymiz, lekin xohlamaymiz. Masalan, nimani? Ayolingiz kasal bo'lib qolsa, ayol doktorni xohlaysiz, lekin qizingizni o'qitishni xohlamaysiz. Paradoks deydi buni. O'zingiz xohlagan narsani o'zingiz xohlamaysiz. Bu nima degani? Ummatni har bir jabhasiga mutaxassis kerak. Qori kerak, muhaddis kerak, faqih kerak, aqida, kalom ilmlarida mutaxassislar kerak, lekin shu bilan birga doktor kerak. Injener kerak, IT texnologiya mutaxassis kerak, kerak. Ko'p odamlar kerak bizga. O'shanga kim taxassusi bo'lsa, kimda shunaqa qobiliyat bo'lsa, maydonga chiqarish kerak. Bizga yaxshi tijoratchilar kerak. Ummatni foydasiga. Ni'mal mali solih lirajli solih. Puli bor odam solih bo'lsa naqadar yaxshi. Solih odamni qo'lida pul bo'lsa juda ko'p odamga foydasi tegadi. Demak, hamma sohani egallash kerak. Sohada qaysi soha oqsayotgan bo'lsa, o'sha sohaga kadr tayyorlashimiz kerak, yetishtirishimiz kerak. Inshaalloh biz natijadan mas'ul emasmiz. Bir ishni qildim, natija bo'lmadi. Natijadan mas'ul emasmizki. Bir ishni qilishdan mas'ulmiz. Oldimizda turgan masalaga javobgarlikdan mas'ulmiz. Zimmamizga tushgan vazifadan mas'ulmiz. Natijasi sunnatga muvofiq bo'ldimi amal? Niyatingiz ixlos bilan bo'ldimi? Tamam. U yog'i Alloh subhanahu va taoloning irodatullohiga qoladi. Qolganidan biz mas'ul emasmiz. Savol yo'qmi? Xo'p. Aytaylik, sohasiga qiziqqan bo'ldim. Shu ma'ruzalaringizni hammalar eshitib turamiz. Bitcoinga oid bo'lgan savollaringizni ham ko'rganmiz. Hozirda bizdagi holat shundayki, men ya'ni o'zim Bitcoinga oid bo'lmagan, lekin o'sha IT, ya'ni hozir bilasiz, internet orqali pul topish bo'lyapti. Shunga bir Yusra degan narsa bor. Ya'ni o'sha Yusra ham nimaga oid? Bitcoinga oid. Lekin u kriptovalyuta deyiladi-yu. O'sha kriptovalyuta asosida ishlashligi mumkinmi? Masalan, hozir Bitcoin Cash degani bor, Ethereum degani bor, Flat degani bor. Shunga o'xshagan nimalar bor. O'shlardan foydalanishimiz mumkinmi? O'zi fiqhiy masalalarda, moliyaviy mavzularda orqada garantiya bo'lish kerak, kafolat. Kafolati yo'q, havoda uchib turgan narsani sotdim, oldim bo'lsa shariat joiz emas. Kriptovalyuta sistemalarida kafolat yo'q. 58 ming dollarga chiqdi Bitcoin. Men bilan bittasi bahslashuvdi. Bahsdan keyin 48 mingga tushib qoldi. Men majoz qilib aytayapman. 10 ming dollar yutqazdi bitta Bitcoin. Bilasizmi, dunyoda hozir
neçi milyard yutkazdı şu Bitcoin gibi pul tükkanlar. Milyard pul yok havada uçup gitti. Şimdi ben bu şey sohbette ettim. Kriptovalyutalar var. Yangi zaman, yangi davrını davası bu. Globalist düşüncedeki katta bir cemaa var. Dünyanın yarmadan köp pulu şularını koludu. Bunlar Allah Ta'ala'nı inkar kılgen cemaa. Ular Allah'a karşı isyan kılgen cemaa. Ular adam mükemmelmez, bundan mükemmelini yaratamız. Dep hadır adamge çip koyuş meseleleri, köp narsalarını üstünde işle şey yaptı. Allah eğer tille bilen kumuşunu kıymet baha kigen bose, biz ham kıymet baha kledigen Allah'ta pulumuz var bizi. Dep Bitcoin kriptovalyutalarını asası ge urgu biri yaptı. Tegideki nazariye şu. Nazariye Allah Subhanahu ve Teala'nın tabii cereyanıge araleşiş bu. Bunu hadır gününde şer'i cihattan Bitcoin kriptovalyutalar caiz mesleğini ulamalar ittifakan yapırken bitti ikide cahide adamlarını yapılarını kötere yürüyüş insan özüge fatva kıdırışı okşaydı. Lekin kriptovalyutanı platforması bu. Yani tegide işleydigen industriyası deydi. Kanda işlep çıkarıladı, nimekıladı. Eğer farazan değilik bütün dünyanın kriptovalyuta özünü boylik sıfatı da hesabıge olsa o haligi globalistler nimendir yutken bu miydi? Allah Ta'ala şunu irada kıgen buladı, buladı. Şunda Müslümanlar ne kıladı? Uşa industriyanı, yani uşa kriptovalyutanı platformasını işlep çıkarışı lazım buladı. Demek platformadan haberdar buluş, bu vakiyelerden sirgek duruş, nazarat kıp duruş, örgenin duruş caiz. Lekin ularına hazır pul sıfatı da pul tikiş, ularını satıp alış, satıp şunla masalalarga yordamçı buluş, doğru mas. IT teknoloji bu içi kızık yetken adam, İslam fikhi asasıdır. Şer'i maksatlar asasıdır. IT teknolojiyenin imkaniyetlerini örgeniş gerek. Ve ümmetke takdim kılış gerek. Abu Musa Al-Kharazmi Al-Cabr ve Al-Mukabele asarını yazgende hesap kitap meselelerini tertipke soruş için yazgende. Uzi. Zakatını kandayı hesaplayman, vasiyetini, varısını kandayı hesaplayman. Bu vakıf masalara kanday boladı. Hammasini hisob kitobini eng oson usulda ko'rsatgan. Miros bo'lish taqsimotlarini eng go'zal uslubda ko'rsatgan. Masalan, Qur'oni Karim ba'zi miroslarni formulasini ko'rsatgan xolos. Masalan, farazan deydik, 26 taqsimotni 9 ga bo'lish kerak bo'ladi. 9 ga bo'linmaydi. Kur'an-ı Kerim'in ayetine karasayız, 9'a bölün diye yaptı şunu. Ana şu 26'ını 9'a bölüşlük formülasını Abu Musa Al-Kharazmi kursatken, ayetken. 26 kımaylık şunu, 27 taksım kılaylık, şunu da 3'a bölünledi deken. Misal için, en asan üsluplardan bittesini misal kettiriyor ben. IT teknoloji bugün, bunu kızı kuvçulara, Müslümanlar, başka din vekilleri kılıyetken işini kıla alamaz. Fakat yönelişimiz gereği. Vaziyatını, halatını, endüstriyanı örgenişimiz gerek. Ve bunge münasip kadr sıfatı da takdim kılışımız gerek. İnşallah siz kıgen takdimattan ki yenge ümmet samarali faydalanır. Belki sizin amiz fange kırıtılar. Hazır algebra, algebra'dan alıngen. Algoritm, al-Kharazmi'den alıngen. Algoritm asas işleydi. Bütün IT teknoloji. Kharazmi oturuptu iPhone'un içinde. Uşa Xorazmiy'nin nazariyesi pulga satılıyordu. Bu kança duruyordu bu temir? 20 dolar durmuyordu şunun temiri. 20 dolar durmuyordu. 1200-1300 dolar satılıyordu. O yukarısındaki narsa Xorazmiy'nin nazariyesini satılıyordu aslında. Şunun için oradaki gençin yana tekrarladım. Kriptovalyutalar platforması doğrusu da biz İslami dünya karıştan nazar salışımız gerek. Sağda satıqı caiz mesleği anıq. Mene keçe uşa gəpi gəpiri yürgeller hazır püşeyman kova oturupdı. Tikkan pulige, tiktirgan pulige. Lekin örgənişimiz gerek. Kanda işle yaptı bu. Bunge mukabil nime kala alemiz. Daim meydanda turuşumuz gerek. Huddi Rabatta turgan asker dek. Sağ olun. Hani sual var mı? Hop. Zakir ne ki de? İçse buralı mı? Salafi değil mi? Siz fikrinizi bilmek
Bu haqda aytgan edik oldinroq. Zokir Naik bu kishi da'vatchi odam. Asosiy mutaxassisligi dahriylar, boshqa din vakillari, ko'proq nasroniy missionerlarni da'vatlariga qarshi islomiy dunyo qarash bilan javob beradigan odam. Lekin bu odamni aqida mutaxassisi deb hech kim tanomaydi. Aqida bu fan bu. Mana hozir sizlar ilmni ichida yuribsizlar. Kalom ilmi to'g'risida, usul ilmlari to'g'risida bir kitobni tugatmaguncha xulosa qila olmaysiz. Gapni tushunmay turaveradi. Tushunmagan odam uni taxassusiga ega bo'la olmaydi. Shuning uchun ba'zan o'sha musulmonlar ichida ixtiloflarni, har xil tafriqalarni tarqatayotganlar Zokir Naykni aynalloh degan gapga sol javob bergan gapini qo'yishib, mana bu bizdan deb tarqatishyapti. Zokir Naykni obro'siga putur yetmaydi bu. Nima deyiladi? Aslida Alloh taolo osmonda degan jumlani Qur'oni Karim hadisi shariflarga ko'ra biz ham aytaveramiz. Bizni usul qoidamizga ko'ra Alloh makondan munazzah. Buni ulamolar, mutaxassislar tushuntirib beradi. Alloh subhanahu va taolo bilan makonning o'rtasida munosabat yo'q. O'zi yaratgan zamon makonga munosabatli bo'lib qolsa, ehtiyoj bo'lib qoladi. Biz fissamo deyaveramiz. Allah makandan münazzah deyimiz. Bir adam eti yaptı. Şu Mısırlık meşgul adam. Eş'ariler de yaptı. Allah Teala'nı fi kulli mekan deydi diye. Ve gapı devamı da Eş'ariler yok Allah'a ibadet kıladı diye. Yani sıfatlarını inkar kıladı degen gap bilen fi kulli mekanını koşup bitti cümle kılıp ortaya takdim kılı yaptı. İkkalasi bir-birini inkor qiladigan gap. Agar biz Alloh fi kulli makan desak, Ash'ari Maturidiy olarak. Boshqa bir joyda la makan desak, ikki xil gap gapirgan bo'lib qolamiz. Fi kulli makan desak, qaysidir makonda deyotgan bo'lamiz. La makan desak, uni makoni yo'q deyotgan bo'lamiz. Yolg'on. Umumiy xulosada bu gaplar dezinformatsiya deyiladi. Odamlar surishtirib tagiga yetish uchun mutaxassislik kerak. Mutaxassis bo'lmaguncha tushunmaydi. Tushunmaguncha yuqoridagi gapni gapirgan odamni qabul qilishga majbur bo'lib qoladi. Natija nima? Ha, bu gap to'g'ri ekan, sallar xatosan, Maturidiylar adashgan. Noto'g'ri. Zokir Naik fissamo masalasi haqida taxassus, mutaxassis qabul qilinmaydi, da'vatchi u. Undan da'vat qabul qilinadi. Shu bilan birga uni aqidasi buzg'an deyilmaydi. Aqida eng sodda fan, aslida. Ixlos surasi bir musulmonni dunyoda iymoniga kifoya. Kul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu va salomni payg'ambarligiga, u kishiga kelgan narsalarga iymon keltiramiz bo'ldi. Endi ichkariga kirib, sifatlar to'g'risida, boshqa masalalar to'g'risida tafsilot kerak. İki ağız gapni gapirib qochib ketaversa doğru emas u. Shuning uchun Zokir Naik Alloh umrini uzoq qilsin. Qilayotgan xizmatlari juda katta. Missionerlik xurujlari bor. İslam ummatiga kirib kelyotgan. Unga qarshi turgan harbiy kuch bu, ya'ni fikriy ma'nodagi harbiy kuch. Ularni to'xtatib turayotgan kuchli mutaxassis, lekin u salafiy aqida Allohni osmonda derkan degan gaplar hammasi ilg'o qilinadigan, tashlab yuboriladigan gaplar. Ularni e'tiborga olinmaydi. Tushunarlimi? Kufr o'zi umumiy. Mushrikni ham kufr deyiladi, kofir deyiladi. Shirk xususiy. Kofirni mushrik ya'ni jihati. Mesela Allah'ını inkar kıyan, umumen Allah'a iman keltirmeyen hem kafir. Allah'a kuşumça bir yere başka ilahi bir nisbet verse, kimgedir temsil kılsa, nimegedir okşatsa, uyan şirk, uyan küfür kısaplanır. Fakat namı da has ve umumilik kadar fark var. Bugün kunda hazır, ben global istediğinizden ki, mevzuge alakası var. Bugün kunda bir mavzu haqida gapirsa, shu yahudiylar musulmon ummati ustiga yahudiylar boshchiligida, ya'ni g'arb olami o'sha yurishi bor, g'azul fikri arabcha aytadigan bo'lsa, ya'ni fikri hujumi bor degan gaplarni aytib, mana shularni ko'rsatib, misollarni aytilsa, og'izda o'sha konspirologiya, ya'ni fitna nazariyasi deb turib, og'izni yopish
degan bir anaqa chiqqan o'zbek ziyolilarining orasida. Shunga siratdan, sunnatdan, Qur'oni Karimdan dalillar va o'z umuman voqelikdan ham dalillar bo'lsa. O'zi asli konspirologiya noaniq fan. Fitna nazariyalari fan bu yerda. Lekin noaniq fan. Bu fan bu nazariyalar to'g'risida aniq ishonch, mana shu gap shu yaqiniy dalil deyishlik to'g'ri emas haqiqatda. Lekin bu degani bizga ya'ni fikriy ma'noda xuruj bo'layotgan boshqa fikrlarni e'tiborsiz qoldirish kerak degani emas. Vaziyatdan xabardor bo'lish, siyosatni yaxshi bilish, dunyo siyosatida qanday narsalar aylanayotganligini o'qib o'rganish zakiy musulmonning fazilati. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ba'zi masalalarda ba'zi fikriy xurujlar kirib kelish ehtimoli borligida to'xtatganlar. Masalan, bir g'azotdan ketayotganda nima deyshgan? Bizga bir daraxt qilib bering, qurollarimizni shunga osaylik deyshgan. Xuddi Musoning qavmi Musodan ij'allana aliha nima? İlahan kemalahu aliha. Ani ularni xudosi bordik, bizga ham bir xudo qilib ber degandek bo'ldi gapinglar deganlar. O'sha nazariyani kirib kelishligini boshqa variantini ko'rib payg'ambar alayhisalom to'xtatganlar. Yo, unaqa bo'lmaydi deganlar. Xohlagan joyga osaverasiz. Bay'atir Rizvonda o'sha daraxtni kestirishlik Hazrat Umar radhiyallohu anhuni cheklariga tushgan. Nima uchun? Daraxtda gap yo'q. Boshqa narsalarni buzmaganlar, kestirmaganlar. Quddusni fath qilganlarida cherkovni shunda qo'yib berganlar. Lekin bu daraxtni kesish nazariya, fitna nazariyasiga tushish ehtimoli borligi uchun qilganlar bunaqa narsalarni. Daraxtni daraxtdan, ya'ni shirk unsuri yasab olish qiyin edi. Shirk unsuriligi aniq bo'lgan cherkovni buzmadilar. Bu ehtimoli edi, u aniq edi. O'shaning uchun shunaqa masalalarda hamma bu nazariyaga kirib ketish to'g'ri emas. Xuddi aqidadagi eng chuqur masalaga hamma kirmagan, kirish lozim bo'lmagan edi. Bu ham shunaqa fan. O'rganish kerak, harakat qilish kerak, ogohlantirish kerak va imkon qadar zirak turish kerak islom ummati. Boshqa fikrlarga ergashib, boshqa fikrlarni o'yiniga o'ynab qolmaslik uchun. Xuddi mana Bitcoin masalasida. Menga savol berdi bittasi. Biz deyapti, Bitcoinni hozir siz fatvo bermasangiz, men demayapti umuman. Islom diyorlari bunga fatvo bermasa orqada qolib ketamiz deyapti. Mana shu fitna nazariyasi shu. Go'yo biz majburmiz Bitcoinni o'rganishlikka. Bizga go'yo boshqa variant yo'q. Shunaqa ko'rsatilyapti. Biz nima deyishimiz kerak? Yo, hozir bunga joiz emasligi aniq, chunki noma'lum narsa. Lekin nimaga aynan shuni o'rganishga majburmiz? Buni o'rniga muqobil, bundan ko'ra ishonchliroq platforma yaratish nimaga o'ylamayapmiz? U o'sha nazariya bilan bizni fikrimizni toraytirishga urinayotganligini misoli bu. Shuning uchun o'qish kerak, o'rganish kerak, zarari yo'q. Faqat yaqiniy fikr sifatida hammaga tarqataverishlikni oqlamaydi ulamolar. Alaykum assalom rahmatulloh. Siz savol shunday iborat ediki, mana hozir shuncha talaba shurtamiz, Misrdamiz, alhamdulillah. Hammamiz yana maqsadga kelganmiz. Lekin hozir hammamiz borib, inshaalloh shu islom ummatiga xizmat qilishlik niyatimiz bor. Lekin ayni damda O'zbekistonda masjidda qanaqa faoliyat yuritiladi? Ulamolarimiz bilan qanaqa aloqada bo'lamiz? O'zbekistonda borganda diniy ta'limotni, diniy yo'llar qay tariqa to'g'ri ravishda amalga oshiramiz? Shu haqida bir tushunchamiz. Nima qilishimiz kerak? Buning uchun bir imomlarimiz bilan, mahallamdagi imomlarimiz bilan aloqada bo'lishimiz yaxshimi? Ya'ni aloqa uzilgan demoqchi. Bu misol uchun diniy idorada qanaqa bir aloqani bog'lasak bo'ladi? Hozir o'zi nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'rta Osiyodan kelgan talabalar hammasi o'zini yurtidagi siyosatni yaxshi bilish kerak. Siyosatni talab qilmasa-da, siyosatni bilish kerak. Bu nima degani? Borgan joyimizda o'sha odamlarni qanday saviyada ekanligini, qanday muomala munosabatda bo'lishimiz, nimaga ehtiyoj ko'proq, nimani o'rganishimiz bularni bilish kerak. Islom tarixida eng samarali
o'qish dargohlari, ta'lim, ilm dargohi Azhar hisoblanadi. Azhardan chiqqan talabalarni dunyoni xohlagan joyiga yuboring, problemi chiqarmaydi. Azhar shunaqa o'qitadi. Borgan yurtida o'sha yurtiga munosib kadr tayyorlaydi. Azharni nima uchun tanqid qiladi ba'zi jamoalar? Chunki Azhar talabalari millatga xizmat qilishlik masalasida eng samarali. O'sha samarani yomon ko'rgan odamlar bor. Shuning uchun Azharning nomini qoralamoqchi bo'ladi. Birinchi etap bu joyda turgan odamlar Azharga bog'laning. Azhardan uzilmang. Azhar sizni ulamolar karvoniga qo'shadi. Sizga nima xizmat, nima samarali ish borligini ular yo'llanma beradi. Sizni o'qigan sari, o'rgangan sari ba'zi savollarga ehtiyoj qoldirmaydi. Hayot davomida ko'rsatadi. O'zbekistonga borsangiz, men O'zbekistondan keldim, O'zbekistonda yashayman. O'zbekistonda islomiy ta'lim, tizim, harakatlar olam shumul darajada islohotga uchragan hozir. Hozir barcha islom ulamolariga ehtiyoj borligini his qilib turibdi, murojaat qilib turibdi, ulamolar deyapti. Iltimos, sizlar shu masalalarni yechib beringlar deyapti. Men misol tariqasida aytayapman. Islomga aloqador islom sivilizatsiyasi markazi qurilyapti. Binosi qadar uni maqsadlari o'ta haybatli. Kelajakda renessans uchun xizmat qiladi. Butun islom ummatini uyg'otishlik uchun markaz qilish rejasi bor. Sizlar kerakslar o'rta ishlashlik. Mutaxassis kerak. Tarix bo'yicha, aqida bo'yicha, ya'ni zamonaviy fanlar bo'yicha o'sha joydan tarqalish kerak. Maturidiy markazi, hadis markazi, Samarqandda hadis markazi ochildi. Misrdan ulamolar borib o'qityapti. Maqsadlari ozgina odam qabul qilishgan, lekin maqsadlari Buxoriyning sahihlarini yodlatib, hamma sharhlarni o'qitib, o'rgatib, hadis desa o'shalarga murojaat qiladigan qilinmoqchi. Unga mutaxassis kerak. Siz borsangiz, butun odamlar borsa, siz o'zingizni, o'rningizni, pozitsiyangizni ko'rsata bilsangiz, ummat sizga ehtiyojini ko'rsatadi. Na go'sh, na baliq bo'lmasdan bu joyda na bir madrasani o'qimaydi, na bir o'qiganlarning orqasidan yurmaydi, lekin ayni Alloh deb savol beradi. Ha, bundan islom ummatiga nima foyda? Buni gapirsak, bizni ixtilofchi qilib targ'ib qilishyapti. Yo, ixtilofchi emas. Unga aytyapmiz, sen birodarimizsan. Yo, o'qi. G'ozi bo'l yoki shahid bo'l. O'rtada qolib ketma. Men majoz ma'nosida aytyapman. Ular nima xohlashadi? Ham shahid bo'lib, ham tirik qolmoqchi bo'ladi. Buni iloji yo'q. Shahid bo'lgan dunyodan o'tish kerak. Shuning uchun O'zbekistondagi bo'lsin, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston bo'lsin, hamma joyini o'zini tarozisi bor. O'sha tarozini qo'lingizga chiroyli suratda ko'rsatib beradigan markaz Misrda Al-Azhar. Azharga bog'laning va Azhardan uzilmang. Imkon qadar qancha imkoniyatingiz bor, taxassusni egallang, yurtingizga qaytib borganda hozir meni bilishimcha Azharni diplomi mubodala qilinyapti bizda. Ya'ni sizni kim ekaningiz, nima ekanligingizdan shubha bo'lmaydi. Azharga bog'lanmaganlarni juda ko'pchiligi o'ziga foyda berish u yoqda tursin, boshqaga foyda bera olmaydi. U boshqaga foyda berish u yoqda tursin, o'ziga zarar beradi. Majbur bo'ladi, o'zini yurtiga bora olmaydi. Bu joyda qola olmaydi. Nima bo'ladi? Majburan 3-chi yurtga boradi. 3-chi yurtda siyosiy odamlarni qo'liga tushsa, unga darnaqqa berishadi. Uni nomini chiroyli qilib oldiga shayx qo'yib berishadi. Xohlagan buyurtmalarini gapirtirishadi va o'sha oqibatida islom ummatida faqat virus tarqatiladi. Qatlga, jinoyatga, islom ummatining orasidagi nafratga o'shalar xizmat qiladi. Azhardan kim chiqib islom ummatiga nafrat tarqatyapti? Kim? Topa olmaysiz, birorta ham topa olmaysiz. Bitta yarimta topasiz, Azharini tuzini yeb, tuzliqiga tupurganlar bo'lishi mumkin. Boshqalar unaqa qilmaydi. Shuning uchun Azharini mahkam tuting. Sağ bo'ling. Hop. Bir aka-onamiz o'ylamoqchi edi-da. Ha. Shunaqa savollardan biri. Erdan chiqqan ayolga soch qo'ygan, ikkalasi unashtirilgan, lekin
Fikhi cihattan caizmez talağını almayan bulsa. Şimdi buna kadar mesela siz eğer vakiyelikini soruya etken bulsayız, buna kadar cahide cevap verir bu miydi? Kıyın. Çünkü onlarını siz üçüncü adam sıfatı da soruya yapsınız. Belki törtüncü adamsız. Yoldaki adamlar da ne mesela? Talağını rastan vergen mi, vermegen mi? Resmen acıraşken peyti de yazı, kitap, kitap ki ötedi mi? Misal için, Al-Kitab, Al-Kitab, Al-Kitab diyen usul var. Onu ötedi mi? Bunu bir kança teftiş kıladırken cihatları var. Şunun için uşa adamlarını tanısayız, bir orta ahli ilimini aldığı barışını tavsiye kılayım. Ular mesela etraflı işi örgen adı, kiin vaziyetke kalab ularının meselesini yetişe. Endi ustaz, hop. Mektepte bitirmeyen bunların otelerimle gelişken de az gelişken, 4 gün bugün gelişken yani. Hop. Şimdi azı burada Özbekistan'da mektepten çakırtır yaptık. Azı ki mesela Frankfurt'a çıkarmalarımız mı, mektepten çıkarmalarımız mı? Ki yani o 2 gün oldu. Özbekistan'da çıktı getirirken de kana kadar karzdarlık vardı durup, üstünden üstte hop, bilet büyüktü. Hatta kaldı da yani 4 gün şey, demeler kovurulup, yana qaytib keldi. Bilet yana doimiy sotib olib. Endi keldi, ya'ni 2 kun 3 kun bo'ldi. Hozir O'zbekistonda chaqirtiryapti. Masalan, bo'lmaydi, maktab bilan endi faqat. Shunda o'sha mahalla fuqarolar yig'ini, hokimiyat. Menga ruxsat yo'q bu narsaga. Yo, o'zi qonuniy asosda dunyoni xohlagan joyida o'qish huquqi bor insonlar. Huquqiy jihatdan. Faqat o'sha bizde bitta kamchilik hukuki cihatını o'rganmaymiz da. Mesela O'zbekistondagi maktablarda o'qiyotgan bola ota-onasi bilan birga boshqa mamlakatga ko'chib ketsa, boshqa mamlakatning maktabida o'qitishlikka haqqi bor. U yoqda ham hali o'qishini, ya'ni hal qilmasdan bu yoqqa kelib, yana bu yoqda hal qilmasa, unda muammo bo'ladi. Nima qilish kerak? Azharni rasmiy maktablari bor. Rasmiy maktabga topshirish kerak. Rasmi kararını, kavazını alış gereği, uyakka varıp rasmi karar bilen kop koyulsa, caiz buladı. Yani ularam çünkü yani münasip muamele kıladı. Şimdi bilmedi ki Özbekistan'dan bir adam çıkıp gidiyordu. Mektepte onu ruhatı durdu. İttege ondan bir muamma payda bulsa, uyuları yaptı ki de. Hem adam ben bunu uzun havatırını kıladı. Şunun için hukuki meselelerini hukuk şunaslar bilen maslahat kılış gereği. Bir de hayret yapardım. Osha siz yangi keldingizmi? Bu ishda sizdan oldin kelgan odamlar bilan maslahatlashing. Shular orqali. Men ham yangi keldim, siz bilan bir xil. Hop, osh kelganimiz sovib qolyapti emish. Oxirgi savol bor. Hop. Misol biror bir ahli ilmni uni o'rganmasdan turib yoki bilmasdan turib uni vahobiy yoki salafiy deb uchlagan fikringiz qanaqa? Hop, bu haqida aytdik, sal yuqorida urg'u berdik. Vahobiy, salafiy deyishlik u bir odamni kofir, murtad, mushrik deyishlik qadar og'ir gap emas. Men masalan vahobiyman degan odamni ham birodarim deyman. Salafiyman degan odamni ham Alloh uchun yaxshi ko'raman seni deyman. Meni pozitsiyam shu. Lekin bir odam chiqib Maturidiylar adashgan. Ular 3 ta masalada kufrga ketgan desa, u odam meni kofir deyapti, birodaram demayapti meni. Shuning uchun nomlarni atash, musulmonlar o'rtasida birodarlikka putur yetkazishi mumkin bo'lgan gaplardan qochish kerak. Sizda aytayotgan tashvish qilyotgan fikringizda jon bor. O'rganmasdan, bilmasdan falonchi vahobiy, pistonchi, salafiy deyishdan qochish kerak. Xuddi o'rganmasdan, bilmasdan Maturidiy adashgan deyishdan qochgandik. Kimdir Maturidiyni adashgan desa, unda aytamiz, to'xta deymiz. Mana shu gap noto'g'ri. Majbur bo'lamiz unga rad javobini berishlikka. Oqibatda faqat shu samarasiz tortishuvga kirib ketyapmiz. Biz nima qilishimiz kerak? Hali aytgandek, taxassusni egallashimiz kerak. Mavqif o'rnimizni, maqomimizni mustahkamlashimiz kerak. Tortishuvga joy qolmaydi. Ustozlar aytardi. 40 yoshgacha tortishma derdi. Ilm o'qi derdi.
Mesela tartışmışsın ya adam gibi de, 40 yaş geçe tartışmayın, ilim okuyun. Keyin çıksa, keyin tartışmaya koyarsanız. Kitap okusa hiç çıkardı değil mi? Asasi cehaletten buluyordu. Asasen cehaletten cancan nefret buluyordu. Biz, mesela ben özümden imamlarını katlı hakaret kılmasa hakaret kılmıyım hiç kaçar. Şahsiga nisbeten daim hafizahullah diye zikir kılaman kim bulsayım. Allah muhafaza kılsın dinine hizmet edildiği adam değil mi? Lekin onun şahsını hürmet eden İslam'ın hakikatini imamlarımızın hürmeti üstün duradı. O şey muammanın yiçimi ilim okuşluydu. İlim okuyu vuruş gerek. Tartışuğlar ya aynı kısa sizi yaşayızdaki adamlar. Tartışuğu umumen kırışmayın. İlimini okup oraya vurayım. Bir gün sizge müracaat bu kadar. Sizi o zizge. İmam Şafii Mısır'a geldiler. Amr ibn As radıyallahu anh'ın mescidlerinde tedris medresede talim bir geldiler. O kişi şu derecede yani ilimli deryası bu geldiler ki Medine'den keliyetkenler de sonra geldiler. Mısır'da kanaka mezhab cari degen de Hanefiler ve Malikiler degen. Ben borsam iki resim Muhammed degenler. Küçülere işan geldiler. Hakikatteki geldiler de ders şu derecede küçülüğü bugün ki Lays ibni Sa'd'ın yapları var iken şu İmam Şafii'nin Allah-u Teala canına asa bulardı. Ne geldiyse Malikiler'in mezhabı kama yaptı bu keçişte degen. Bu endi biraz yani lataif geplerden İmam Şafii ümmetini içine kırıp gelerekken uzunikini dağıt bilen, basın bilen otkızmaken şunaka nurani zatka eylengen ki ondan adamlar örgenip onun mezhabını kabul kıyken. Hadır Mısır'da aksar adamlar Şafii mezhabıdır. Lekin mahkemelerine aksar meseleleri Hanefilikte geçiladı. Hanefilikini azharda en küçülü yani en nazik meselelerde mahkemelerde Hanefilik'e müracaat kılışadı. Malikilikini Hanefilik'ten değerli farkı yok. Değerli az yine farkı var. Şafiiler bile ortamızda usulü manada katta fark var. Lekin bu fark ahli bid'atki utifket edigen derece demez. Demek ne kılış gerek? Biz özümüz mütehassıb oluşumuz gerek. Ben hayran kaldım. Mısır'a gelip YouTube'dan ders işitip o şey kim midir tasarı aslı yürüyen adamlardı. İlim merkezde durup siz. Kavun satıyorken adam ki kavun kütörü var kendine gitti. Siz bu da ilim içi de siz. İlim okuyun, örgeneyin. O şey meselelerini uzayız. Tahlil kıladigen bulayın. Siz ümmetke geçin verin. O şey de alıge ihtilaflar her kıl nefretli gepler kalmıyordu. Birbirinize her kıl türlü gepler kılıç doğru mez. Ulamalar var, ustazlar var. Şularge irgeçip aldığımızdaki tahassüsünü egalleşimiz gerek. Salamat bulayın. Oldu mu? Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alamin. Asırdan keyifli. İnşallah.